Resmin Öyküsü programından merhabalar. Osmanlı resim sanatı denildiğinde son dönemlerde artık 19. yüzyıl, 20. yüzyılda en çok konuşulan isimlerin başında Osman Hamdi Bey gelmekteydi. Peki bugün Resmin Öyküsü'nde hangi eseri konuşacağız? Osman Hamdi Bey'in Halı Satıcısı eserini konuşacağız. Osman Hamdi Bey kimdi? Kimin oğluydu? Hangi eğitimleri aldı? Ve sanat tarzı nasıldı? Bunları Halı Satıcısı eseri üzerinden değerlendirmeye çalışacağız. Osman Hamdi Bey'in 1842 yılında İstanbul'da doğduğunu söyleyebiliriz. Bazı insanlar doğuştan şanslıdır ve Osman Hamdi Bey'in doğuştan şanslı bir insan olduğunu biliyoruz. Çünkü babası ileride Osman Hamdi Bey'in gençliğinde Sadrazam İbrahim Ethem Paşa olacak. Yani bir sadrazam çocuğu olarak dünyaya geldi. Osman Hamdi Bey'in aldığı eğitimler İstanbul'da basit temel eğitimlerde ama daha sonra Fransa'ya gitmesi, Fransa'da hukuk eğitiminin yanı sıra sanatsal anlamda atölyelere gidiyor olması onun resim sanatında ilerlemesine sebep oldu. Paris'te kaldığı 12 yıl boyunca resim sanatında çok farklı detaylar öğrendi. Halı satıcısı denildiği zaman resim sanatında ilk akla gelen Jerome'un Halı Satıcısı adlı eseridir. Daha önce bu programda anlattığımız bu eser Osman Hamdi Bey'in eserleriyle karıştırılır. İlk görüldüğü zaman bunu çizenin Osman Hamdi Bey olduğu zannedilir. Ama asıl Osman Hamdi Bey'e ait olan Halı Satıcısı resmi bu resimdir. 1888 yılına tarihlenen bu eser günümüzde Berlin Ulusal Müzesi'ndedir. Bu anlam kargaşasının asıl sebebi oryantalizm akımıyla bağlantılıdır. 1798 yılında Napolyon'un Mısır seferiyle birlikte Batı Doğu'nun gizemli yüzünü görmüştür ve sanatçılar artık Batı sanatçıları Doğu'nun gizemli yüzünü resmetmeye başlamışlardır. Bunlar hayali, bazen de iğneleyici sahnelerdir. Osman Hamdi Bey'in Fransa'da yaşamış olması, Türkiye'ye, Anadolu'ya geldikten sonra Bağdat'ta görev almış olması hem Batı'yı hem de Doğu'yu gördüğü anlamına gelir. 1888 yılına tarihlenen bu eserde biraz Osman Hamdi Bey'in sanat anlayışına bakalım. Osman Hamdi Bey eserlerinde genel olarak geleneksel mimariyi form olarak kullanır. Gördüğünüz üzere burada kaplarından çiçekler taşan bir vazo, kalem işi süslemelerin olduğu bir yine Çin vazosu, burada yazı tahtası, mermere işlenen sanat, burada mukarnas bir başlık, geriye doğru demir bir şebeke. Yani bunun klasik ve Lale Devri formlarını taşıyan karmaşık bir eklektik mimari olduğunu söyleyebiliriz. Hemen burada mermer şebekelerin arkalarında, mermer dokunun arkasında demir bir şebeke görmekteyiz. Burada ana formda Halı Satıcısı eserinin adlandırmasında bulunan halının sallandırıldığını görmekteyiz. Bir satıcı eline halıyı dolamış ve yerde oturan bir tipleme, anlaşılan o ki batıdan gelen bir karı kocaya halı satmaya çalışmaktadır. Seyyar halı satıcılarının bu dönemde yaygın olduğu bilinir. Bir cami önüne oturan bu kişilerin halılarını satmaya çalıştığını görmekteyiz. İlginç olan şudur, Osman Hamdi Bey'in eserlerinde Avrupa'yı tarzda resmedilen nadir insanlardan birisidir bunlar. Bakın, kadının elbisesi, mavi elbisesi çok Fransız tarzı bir kıyafettir. Yine Osman Hamdi Bey'in eşlerinin de Fransız olduklarını isimlerin, mesela Maria'nın Nail'e olduğunu biliriz. Çok Nail'e'ye benzeyen bir kadındır aslında bu mavili kadın. Eşinin burada mermerin üzerine oturup karşısındaki adamlara baktığını görüyoruz. Burada yine oryantalizmin iğneleyici bir hareketi vardır. Doğulu erkekler yere çömelmiş bir şekilde oturur.
buradaki batılı bir erkeğin vakur bir şekilde oturduğunu karşısındaki insanlara sanki böyle küçümseyici bir şekilde bakış attığı hissedilebilir. Hem kadının hem de erkeğin elinde şemsiyelerin olduğunu, hatta kadının ondan destek aldığını da görmekteyiz. Çocuklarının ise kıyafetlerine bakacak olursak ne kadar batılı tarzda olduğunu görüyoruz. Çocuğun şapkasından kurdelesine, ayakkabısına kadar batılı bir formda olduğunu görmekteyiz. Burada bu satışa tanık olan bir kişinin hemen olaya, sahneye dahil olduğunu, eline bir feraci alarak sanki halı satanların arasında o feraciyi de satmak ister gibi ya da belki de ferace satan adam buradaki kadını bu dükkana getirdi, bu insanlarla tanıştırdı. Burada bir alışveriş, bakma, beğenme, sorma eylemi ve erkeğin anlatma tarzının olduğunu görmekteyiz. Oryantalizmin en önemli özelliklerinden birisi Doğu ve Batı'yı karşılaştırmaktadır. Buradaki doğulu erkeğin hafif siyahi bir tiplemede olduğunu görmekteyiz. Anlam kargaşası içerisinde farklı medeniyetlerin bir araya geldiğinde burada bir Çin vazosu görmekteyiz. Burada bir klasik dönem ıbrık tarzı, bir tombak tarzı, bir sanatsal değeri olan metal bir kap görmekteyiz. Yazı tahtalarını da burada görüyoruz. Hatta bu yazı tahtaları günümüzde bazı Afrika ülkelerinde çocukların ders tahtası olarak da kullanıldığı bilinmektedir. Oryantalizmin diğer öğelerine baktığımız zaman şamdanlar, tüfekler, mataralar, başlıklar, yani şunu söylüyor: burası doğu. Doğulu insanlar silah tutar, başlık giyerler, doğulu halıları alırlar, satarlar. Batılılar gelir, onları alırlar. Günümüzde Sultanahmet Meydanı'na gittiğimiz zaman ya da İstanbul'un turist popülasyonunun fazla olduğu bölgelere gittiğimiz zaman aslında anlamın çok da değişmediğini görmekteyiz. Batılı insanlara bu tarz doğulu eşyalar satan dükkanların hala varlığını, onlara hizmet etmeye çalıştıklarında ayrıca günümüz toplumundan da görebiliriz. 1888 yılına tarihlenen bu eser Berlin'de bulunmaktadır. Osman Hamdi Bey'in son dönem eserlerinden sayılan bu eserin Jerome'la karıştırıldığı için anlatma gereği duyduk. Jerome'un halı satıcısı, Osman Hamdi Bey'in halı satıcısı karşılaştırıldığı zaman birbirlerinden bağımsız eserlerdir. Ama şunu söyleyebiliriz: Fransa'da bulunduğu dönemlerde Osman Hamdi Bey Jerome'un atölyelerine gitmiştir ve sanatçının fırçasını bilmektedir. Sanatçıdan etkilenmiştir. Jerome da ondan etkilenmiştir. Bu bağlamda karşılaştırmalı olarak değerlendirmek gerekir. Resmin bir başka öyküsünde görüşmek dileğiyle.